Sevgili arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bu kovan, kolyenin daha doğrusu aralığımıza giren oğlumuz. Kendinden dışarıdan gelmişti. İki çerçevesi falan dağıttım. Bir çerçevede yine alta girmiş analı. Şurada, bunu da girmiş. Onda da çalışıyor. Bölünmüş yani. Onda da çalışıyorlar tek tük. Bir çerçeve kadar var onda da. Orada da olsun, ana yedeklemiş gibi olduk. Bundan da bir çerçeve başka bir arıya vermiştim arkadaşlar. Yani takviye yaptım. Niye? Buraya çünkü kapalı yavru verdim. Full önlü arkalı. O çıktığı zaman bu zaten kendini toplayacak. Oğul aslında dağıtmak için muazzam bir şeydir. Şanstır. Güçlü bir oğul geldi çünkü. 7 çerçeve falan vardı. Tamam, bir daha da bundan almam. Şu anda yayılmış olsa 1, 2, 3, 4, 4,5 çerçeve. Bir de kapalı yavrusu var burada. Bu yeter artık. Daha buna dokunmam. Peki bunu ne yapacağım? Size bir şey göstereyim arkadaşlar. Ana var mı bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla ana yok. Ana giderse yazık olur. Bunda ana yok. Şimdi arkadaşlar, enteresan bir bilgi vereyim. Daha önce bahsettiklerim bilir. Şu kovan zayıf bir kovan arkadaşlar. Bu kovana birleştirme yapacağım. Buna bir zayıftı, bir çerçevelik bir arıydı, bir bölme arıydı. Buna bir çerçeve daha verdim oğuldan. Ette dolu dolu iki çerçeve. Bir çerçeve daha verdiğim zaman bu kendini artık kurtarır. Şimdi arkadaşlar, bir daha bakalım anaya. Bir saniye. Emin olayım. Çünkü bizim planı bozacak tek şey ana. Ana var mı? Emin olayım. Ana yok arkadaşlar. Tamam. Tamam, ana yok. Şimdi sevgili arkadaşlar, normalde kovandan kovana aktarım yapamayız değil mi? Teknikler kullanmamız lazım falan filan. Ben damgalanmak diyorum arkadaşlar. Damgalanmak dediğim şey nedir? Bu tabiri ben kullanıyorum. Üzerine anadan aldığı feromon kokusunu ağzıyla dağıtırlar arkadaşlar. Eğer dağıldıysa artık ananın damgasını taşır. Damgalanmıştır. Birbirine bu kokuyu, koku dedim ya, bu kimyasal salgıyı geçirirler. Ama bu oğul arkadaşlar. Bu oğul. Bunda şu an damga falan yok. Çünkü daha anasını seçmedi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Anasını seçmedi. O yüzden bakın, ben size şöyle ispatlayayım. Bunu bunun üstüne koyuyorum. Geçişi kendiniz görün arkadaşlar. Bakın. Var mı bir kavga arkadaşlar? Bak buradan diyor, bir de yol gösteriyor. Kanat çırpıyor. Buradan diyor. Buldum yolu diyor. Hiçbir kavga yok arkadaşlar. Böyle bir arı birleştirme gördünüz mü? İşte eğer bilirseniz işin mantığını. Normalde analı bir kovanı alıp bunu bu şekilde birleştiremezsiniz. Öyle diğer koku moku koyuyorlar ya, onlar hikaye arkadaşlar. Feromon sadece bir koku değildir. Kimyasal, kendisine özel kimyasal bir salgıdır. Arılar birbirine ağızlarıyla bulaştırırlar. Bunda hiçbir problem yok. Bak, birbirine tutuldular bile. Aşağı iniyorlar. Bakın. Şimdi birleştiriyorum. Bunun ilk barda birleştirme kolaydı da onunla ilgili bir durum değil bu arkadaşlar. Bu şeyde de olur. Koloni anasını kaybetmiştir. Meme de yapamamıştır kendi. Ana üretememiştir. Ama yalancılama da başlamamıştır. O koloni de ana olmadığı için damgalı değildir arkadaşlar. Orada da problem yoktur.
Bakın hiçbir problem yok. Kapatıyorum şimdi. Bu kolonimizi kurtarmış olduk. Ne yaptık? Oğuldan bir çerçeve daha buna verdim. Görüşmek üzere.